Merhaba arkadaşlar, Pestsevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Player Optimik'ten haftanın oyuncularından açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öyle bir Luis Diaz var ki belki bir daha böyle bir kartı gelmeyecek. Luis Diaz'ı çıkarmaya çalışacağız. Neden mi gelmeyebilir diyorum arkadaşlar, şundan dolayı. Daha yüksek seviyelisi gelebilir. Daha önce 99 seviyeli bir Luis Diaz'ı görmüştük. Bu sefer 98 seviyeli, fakat kafa değeri, sıçrama değeri çok yüksek. Ben çok fazla orta yapan birisiyim. Kanat futbolcularım genelde çok iyi kafa vuran oyuncular olmuyor. Fakat bu sefer Luis Diaz'ın kafa değerleri o kadar iyi ki bir forvet gibi, bir santrafor gibi kafa becerisi var, sıçraması var. O yüzden Luis Diaz'ı çıkarmayı çok istiyorum arkadaşlar. Orta yapmaya, orta kafa gol atmaya da çok seven birisi olduğum için bu futbolcuya ihtiyacım var. Formda geldiği haftalarda çok işimize yarar. Luis Diaz'ın tabii kadromuza daha da yukarıya çıkacak değerleri. Harika yapay zeka oyun tarzları var. Açıklarda kullanabiliyoruz. Sol kanatta en yüksek haliyle oynamakta. Daha kadromuzda yükselmemiş haliyle bitiriciliği 80, gayet işimizi görecektir. Kafa değeri 84. Aşağıya doğru indiğimiz zaman hız hızlanma çok iyi. Zıplama 84. Kafa vuruşlarına bir forvet kadar etkili yapacak. Sıçraması da var. Boyu ne kadar? Çok uzun değil ama 1.80 gayet iyi. Sıçrama değeriyle falan düşündüğümüz zaman bek futbolcuların üzerinden rahatlıkla vuracaktır. Luis Diaz dışında bir de Ferran Torres'i çıkaralım arkadaşlar. Bir tane ücretsiz açma hakkımız var. 320'de futbol paramız tam yetiyor. Yanında Fofana gelsin. Darwin Núñez gelmesin. Yani De Vrij de olabilir. Hadi olmadı, Lukaku. Umarız aşağıdan herhangi bir isim çıkmaz. Luis Diaz, Ferran Torres, Fofana. En çok istediğim üçlü bu. Bakalım bu üçlüden kaçını çıkarabileceğiz. Ama kesinlikle Luis Diaz'ı çıkarmamız lazım. Geçen hafta ofansif orta saha Mbappe'yi çıkaramadık. Bu sefer var istediğimiz isme tek atsak. Ücretsizden kim gelir? Bastık gitti. Bir de tek atıyormuşuz. Şimdi milli takımlarda herhangi bir ülke göstermiyordu. Formadan yakalamamız gerek. İçeride 4 yıldızlı var mı? Ona da bakmadım yıldızlara ama. Aha geldi. Hem de tek attık. Kolombiya milli takımı Luis Diaz. Geçen hafta çıkaramadık ama bu hafta en çok istediğimiz isme tek attık. Vay be. Aslında yani bizim işimiz burada bitti bile diyebilirim arkadaşlar. En çok istediğimiz ismi çıkardık. Süper oldu. Formda geldiği haftalar kadromuzda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir isim. Az sonra kadromuzdaki değerine de bakarız. Şimdi devam edelim. Ferran Torres var. İlk istediğimizi çıkardık. Bir de Fofana. Göbek futbolcusu. Keşke Lukaku'nun da seviyesi yüksek olsaydı. Yani bir 98 Lukaku'yu görseydik. 99 yapmazdık o nemi ama ya bir 98'lik kartıyla keşke gelseydi. Bir de Lukaku geliyormuş şimdi. Yani düşük seviyeli olmuş. Yani gelmesin Lukaku bize. Ferran Torres. Olmadı Fofana. Şimdi hangi milli takım forması göreceğiz? Gelen isim Hırvatistan'a gittik. Ofansif orta saha Maier'di değil mi? Hırvatistan milli takımın orta sahasını çıkardık. Maier ofansif orta saha, düşük seviyeli bir isim. Yani marketten de oyuncu alsak bu seviyelerde rahatlıkla GP'mize oyuncu alabiliyoruz. Daha yüksek seviyeleri bile alabiliyoruz. İkinci de istediğimiz futbolcu çıkmadı. Ha belki de işimize yarayacak bir futbolcu da olabilir. Formda geldi haftalar oyuna sonradan dahil edilir diyeceğim ama oyunda seviyeler o kadar yükseldi ki bu 92-95 seviyeli futbolcular bayağı bir aşağıda kaldı artık. Şimdi son iki hakkımız. Ferran Torres'in kartı da gayet güzel olmuş. Çift vuruşu da var. Benim en çok yaptığım çalım. Şimdi çıkarsak Ferran Torres'i. Luis Diaz bir tarafta, diğer tarafta Ferran Torres. Üçüncü gelen isim. İspanya milli takımı olur mu? Fransa gayet güzel. Fransa milli takımından Fofana'yı çıkardık. Bu arada arkadaşlar biz Almanya'yı 3-2 yendik. Bizim milli takımımızdan Konami oyuncu getirmesi gerekiyordu. Fakat getirmedi. Orada ayıp ettiler. Yani onu da söylemeden geçmeyeyim. Normalde hazırlık maçlarından pek getirmiyorlardı ama bir önceki milli takım Player of the Week'ine hazırlık maçından da oyuncular getirmişlerdi. Almanya'dan getirdiler örneğin. Japonya'dan da getirmişlerdi galiba. Biz Almanya'yı 3-2 yendik. Oradan da bir futbolcunun gelmesi gerekirdi. Şimdi son hakkımız. Biz istediklerimizden bir Ferran Torres'i çıkaramadık.
Diğer isimleri iki tanesini çıkardık. Zaten üç isim istiyorduk. Son hakkımız da gelir mi? Bastık gitti. Bir de Ferran Torres yapalım. Uzun süre sonra istediğimiz tüm futbolcuları çıkarmış olacağız. Hadi be. Ya gelir bence. Dört yıldızlı isim geldi. Ne yazık ki sonda istediğimizi çıkaramadık. Ferran Torres de 7 numara mı giyiyordu acaba? Forma da İsmail Milli takım formasına biraz benziyor. Aa, Trezeguet geldi. Ülkemizden Trabzonspor'dan Trezeguet'i çıkardık. Şimdi tüm haklarımız bitti. Pakette kayboldu gitti. Gelen futbolcuları kadroya yerleştirelim. Tabii bu futbolcuların yerinde bizde daha yüksek seviyeli isimler de var. Ama ben haftalık form durumlarına göre kadro kurmayı çok seven birisiyim. Şu an form durumları güncellenmiyor lig maçları oynanmadığı için. Ben bakıyorum A formundakileri özellikle kadroya alıyorum. Yedekleri alıyorum. Şimdi Luis Diaz'ı kadroya alsak 98 seviyeye kadar çıkıyor. Fakat güçlendirici bir menajer acaba seviye anlamında bir etki edecek mi? Onu da görmüş oluruz. Takım oyun tarzı top çevirme diyelim. Luis Diaz'ın seviyesinde herhangi bir artış olmadı. Göbek futbolcusu Fofana var. Şimdilik böyle bir atalım. Defansif orta sahada da oynayabilmekte. Trezeguet sağ kanatta düşüyor. Trezeguet'e bakalım nerelerde oynamakta. Sağ açık, sol açık, sol kanat tam da Luis Diaz'la aynı. Keşke sağ kanatta da yüksek seviyeli oynayabilseydi. Ha şimdi öylesine bir bakalım özelliklerine, 95'lik özelliğine. Maier 25 yaşında 1.79, boşluk kullanan oyuncu, gayet güzel. Yapay zeka oyun tarzları da gole giden atağın olması da çok güzel. Göbekte ofansif orta sahada oynayabilir. Bu özellikleri iyi bir ofansif orta saha için. Duran top falsosu da iyi seviyelerde. Çok hızlı değil. Yani iyi. Orta halli bir futbolcu diyebiliriz. Burada şimdi Luis Diaz. 98 seviyeli. Çok güzel bir futbolcu. İnşallah isteyen herkese de en çok istediği gelir. Ücretsizden keşke Eftek atabilsek. Ama vermiyor işte Konami. Çok güzel bir kart. Luis Diaz'ın bir daha kafa özellikleri kolay kolay böyle gelmez. Anca yine kafa golleri atacak Liverpool takımında da o şekilde bir Player of the Week'e gelebilir. Şimdi baktığımızda kadrodaki haline top sürmesi çok güzel. Hızlanma değeri de var. Kontrolü, sıkı top tutma bunlar da güzel. Keşke ofansif farkındalığı da biraz daha yüksek olsaydı. 85'lerde falan olsa efsane bir kart olurdu ama seviyesi tabii 98 değil de çok yukarılara çıkardı. Pasları da çok iyi değil. Hemen aklıma orta yapma geliyor. Kanat futbolcusu orta da yapacağız. Falsosu da çok iyi değil. Bitiricilik kafa. Sağdan geldiğimizde orta falan yaptığımızda hemen soldan içeri girip kafa vuruşlarıyla goller atabilir. Hızlı ama top sürerek içeri falan da girebiliriz. Bitiriciliği falan da gayet iyi. Şut gücü de yeter. Güzel bir kart. Ben çok beğendim. Şöyle becerilerine baktığımızda çift vuruşu var. Kafası da var ekstra olarak. Akrobatik bitirişi de var. Yerin orta olması da iyi. Ayağının dışını da kullanabilir. Bakmadan pas, kurnazlık, hava üstünlüğü, mücadele ruhu. İsteyeceğim benim tüm beceriler var arkadaşlar. Yani harika becerileri de sahip. Fofana'ya bakalım. 1.84 boyunda tam orta saha iki yönlü oynayacak gider gelir. Pasları bayağı iyi. Yani bir orta saha futbolcusu için çok güzel pas değeri var. Savunması da iyi seviyelerde. Yani çok iyi de diyemeyiz. İyiye yakın. Bari hızlı olsaydı. Hani bir taraftan da şöyle güzel olsa. Ayağından iyi top çıkarıyor ama çok hızlı da birisi değil. 88 dayanıklılığı var. Fiziksel teması 83. Şimdi bu oyunda beceriler çok önemli. Özellikler kadar çok önemli. Pas becerileri neredeyse var. Adam markajı top kesmek. Ya dengeli olmuş ama. Bazı pas becerileri var. Şut becerisi bir yükselen şut. Savunma becerileri de var. Bir orta saha futbolcusunda isteyeceğimiz becerileri de var. Trezeguet'in becerilerine bakalım. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Yapay zeka oyun tarzları, taktikçi, hızlanan mermi, gole giden atak, uzaktan şut atabilen. Gayet güzel. Top sürüyor. Yüksekten pası, alçaktan pası iyi seviyede. Bitiriciliği nasıl? O da iyi. Yani o da iş görür. Ama falsosu düşük galiba. Ay 77'miş. Yerin ortada varsa kurtarır bizi. Hızlanma değeri çok iyi. Dayanıklılığı 79. Zayıf ayağını nadiren kullanıyor. Ama kullandığında da etkili kullanmakta. Çift vuruşu var. Uzaktan şut çekebilir. Tek pas, ara pası, yerini orta. Ayağının dışını kullanma. Süper yediği var. Pozisyon takibi var. Güzel becerileri var. Player of the Week kartları olduğu için de bunlar. Ek beceri basamıyoruz bu futbolculara. Paket açılımlara baktığımız zaman şu orta saha, ofansif orta saha futbolcusunu saymazsak çok güzel açılım oldu. Bir Ferran Torres gelmedi.
Ferran Torres gelseydi şu Maier'in yerine mesela. Harika. Aslında Maier de kötü bir oyuncu değil ama tabii elimizde daha iyi futbolcular da var. Formda geldiğinde böyle dimdik yukarı bakıyorsa o zaman kullanabileceğimiz bir isim. Ama ne yazık ki seviyesi biraz düşük. Özellikleri çok da yüksek değil. Ama güzel bir paket açılımı oldu. Pakette zaten çok yüksek seviyeli isimler de yoktu. İnşallah sizler de en çok istediğinizi ya da istediklerinizi çıkarmışsınızdır arkadaşlar. Sizler de paket açılımından kimi ya da kimleri çıkardınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.